Türkiye'nin uzay çalışmalarıyla ilgili yeni gelişmeler var. Artık bir viraj daha dönüldü. Bir basamak daha atlandı. Türkiye artık uzay çalışmalarında daha farklı bir ligde oynuyor. Ve bugün fırlatılan 5B uydusuyla beraber çok farklı yenilikler var. Ve Türkiye artık ben uzayda da varım diyen ülkelerden. Nitekim Uzay Ajansı Başkanımızın sarf ettiği bir cümle var. Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz. Şimdi bu tartışma kıymetli bir tartışma. Muhalefet diyor ki uzayda daha çok olmamız lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü törende konuşmasında zaten uzayda olduğumuzu örnekleriyle, rakamlar vererek de anlattı. Bu iyi bir tartışma. Bu bizim işimize yarayan bir tartışma. Vatandaş bu tartışmalarla kazanır. Bunun altını çizelim. Ama yapılanları da küçümsememek lazım. Şimdiye kadar uzaya fırlattığımız uydularımız, bir uzay programımızın oluşu, Türk astronotla ilgili gelişmeler, bütün bunlar önemli. Bunları sulandırmadan, bilim çerçevesinde, ilim çerçevesinde iyi değerlendirmek lazım. Gençler, size de iş düşüyor. Siz de bu uzay çalışmalarını ne olursunuz, bizim nesil biraz alaycıdır. Ne işimiz var uzayda, ne işimiz var uzayda deyip dururlar. Ama siz öyle olmayın. Siz araştırın. Bu uydular ne işe yarıyor? Hayatımıza ne tür yenilikler getirecek? 5G denilen şey ne? Bunları siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Bir ileri götürmek de sizin işiniz. Gelin şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başlayalım haber servisine. Ya Allah! Bismillah! İnternet hızı 15 kat artacak. Kırsal ve dağlık alanlarda erişim sıkıntısı kalmayacak. Türkiye'nin 5. nesil haberleşme uydusu devreye girdi. Türksat 5B uydumuz sayesinde yeni imkanlara kavuşuyor böylelikle. Türksat 5B haberleşme uydusu 19 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatılmıştı. Uydu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete alındı. Geçtiğimiz yıl Türksat 5A ve Türksat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya 2 uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik. Erdoğan, Türkiye'nin uzay çalışmalarına verdiği öneme dikkat çekti. Çalışmaları küçümseyen muhalefet liderlerine yeni uydularla cevap verdi. Uzay deyince tek anladıkları uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMC'yi 2023'ün Ocak ayında, Türksat 6A'yı da yine 2023 yılı ortalarında İnşallah uzaya fırlatıyoruz. Bay Kemal, ona yükselecek, ona. Türksat 5B'ye Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Asya'ya geniş bir alanda 30 yıl süreyle hizmet verecek. Denizcilik ve havacılık sektörlerinde etkin olarak kullanılacak. Askeri amaçlı güvenli haberleşme ihtiyacını karşılayacak. Siyasi etki alanı genişleyen Türkiye'nin askeri misyonlarının güvenli haberleşme ihtiyacı da artmaktadır. Uydumuz bu ihtiyacın karşılanmasında da kritik öneme sahiptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan fiber internet ağının köylere kadar ulaştırılacağını söyledi. Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Hızla yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri de hızla kaldıracağız. Böylece ülkemizi 5G'ye hazır hale getirmiş olacağız. Attığı teknolojik adımlar ve çalışmalarla Türkiye adını uzaya yazdırdığını söyledi Erdoğan. Türk Hava Yolları için alınan isim kararını açıkladı. Artık Türkiye yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines değil ya Türkiye Hava Yolları yazacağız. Cumhurbaşkanının bu açıklamalarından sonra sosyal medyada bir takım çarpıtma sözler de arka arkaya geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bu ifadeler Türkçeleştirilirken sanki Türk yerine Türkiye kullanılsın demiş gibi Cumhurbaşkanımız bir yaklaşım söyleniyor. Kullanılanın Türkçesi Türkse o da Türk kullanılacak. Türkiye ise Türkiye kullanılacak.